yerini üniversitenin ilin gelişiminden hem ekonomik hem sosyal hem kültürel gelişimini kastediyorum. Bütün bu noktada hep Osmaniyeli Üniversitenin bilincindeydi ve bizleri bu noktada hep destek oldu. Bizler de bu noktada Osmaniyeli'yi daima üniversiteye çekmeye gayret ettik. Çünkü biliyoruz ki biz başarılı bir üniversite için, geleceğin üniversitesi için üniversiteyle toplumu birleştirmek zorundayız, bir araya getirmek zorundayız. Osmaniye ölçeğinde de biz bunu yapmalıyız ve onun için hep şu sloganı söylüyoruz. Bu sadece kuru bir sloganı olmaması için de elimizden gelen gayreti, üniversite olarak kendi gayretlerimizi gösteriyoruz. O da şu sloganımız, Osmaniye'nin üniversitesi diyoruz. Bizim üniversitemiz demiyoruz, Osmaniyeli'nin üniversitesi olsun istiyoruz. Bu düşüncelerle gerçekleştirdiğimiz bilimsel çalışmalara, gerçekleştirdiğimiz sosyal, kültürel, sportif çalışmalara sürekli olarak Osmaniyeli'yi de katmaya çalışıyoruz. Onları bütün etkinliklerimize davet ediyoruz. Tabii ki kendi içerisimizde yaptığımız, gerek öğrencilerimize gerekse akademik personelimize yönelik bazı toplantılar olacaktır ama diğer genel anlamdaki herkese hitap edebileceğini düşündüğümüz bütün etkinliklerimizde Osmaniyeli'nin işin içerisinde olmasını arzu ediyoruz ve bu yönde de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunun somut sonuçlarını elde etmeye başladığımızı söyleyebilirim. Üniversitemize etkinliklere katılan belirli bir Osmaniyeli kitlesi var. Olması gereken düzeyde mi diye soracak olursanız öyle olduğunu söyleyemem. Ancak bu bir süreçtir. Biz kendimizi daha fazla tanıtmaya çalışacağız. Osmaniyeli buraya daha fazla gelecek. Ve bir süre sonra eminim ki bizler bu gayreti gösterdikten sonra Osmaniye ile üniversiteyi daha iyi bütünleştireceğiz. Ancak bu katkılar manevi boyutta kalmaması gerektiğini ben düşünüyorum. Artık hayırseverlerimizin, iş adamlarımızın da üniversiteye el atmaları gerektiğini, bizlere destek vermeleri gerektiğini düşünüyorum. İşte önümüzdeki yıllarda bizi bekleyen ciddi bir problemi her yerde, her platformda dile getiriyoruz. O da üniversitemiz yerleşke alanının bir süre sonra yetecek olmaması, sıkıntı yaratacak olması. Çünkü sınırlı sayıda bir alanımız var ve biz üniversitemizi kafamızda düşündüğümüz, planlarını çizdiğimiz üniversiteyi buraya oturtabilmek için mutlaka ve mutlaka genişlememiz gerekiyor. Bu anlamda hayırseverlerimizden, vatandaşlarımızdan, bölgedeki insanlardan, yerel yöneticilerimizden destek bekliyoruz. Üniversiteye destek olmalarını bekliyoruz. Çünkü bu kurum Osmaniye'nin kurumu. Buranın bir üniversitesi. Adımız Korkut Ata Üniversitesi değil, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi. Buradan bile zaten bir vurgu söz konusu. Bu genişleme konusunda biz destek bekliyoruz. Kamulaştırma konusunda destek bekliyoruz Osmaniyeli'den. Bizlere bina yaptırılması konusunda destek bekliyoruz. Bina yaptırılması sadece işte bir tamamen binanın yaptırılması olmayabilir. Gücü nispetinde kişiler laboratuvarlarımıza destek sağlayabilir. Kütüphanemizde belirli bölümlere destek sağlayabilir. Öğrencilerimize yönelik olarak sunduğumuz hizmetleri yürüttüğümüz birimlerimizde destek olabilir. Ancak bu konularda bugüne kadar çok fazla somut bir adım atılmadığını da rahatlıkla söyleyebilirim. Dileğimiz, isteğimiz bundan sonra Osmaniyeli'nin bu yönde de bizlere destek olması. Manevi boyuttan, ki buna her zaman ihtiyacımız var, bunu terk edelim demiyorum. Manevi boyuttan biraz da maddi boyuta da taşınması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun örnekleri Türkiye'de birçok ilde, bizimle beraber kurulmuş birçok üniversitede görmekteyiz ve onları da açıkça söylemek gerekirse ben gıptayla izliyorum. Evet. Ve Osmaniye'de olmasını yürekten arzuluyorum. Evet. Belki şimdiki sorumun bir kısmını yanıtlamış oldunuz. Sizin pek çok farklı vesileyle Türkiye'deki pek çok farklı üniversiteyi ziyaret ettiğinizi biliyorum. Evet. Bu üniversiteler hemen hemen bizimle aynı dönemde kurulan üniversiteler de oluyor içerisinde. Yeni üniversitelerimiz de var. Üniversitemizi diğer üniversitelerle kıyasladığımızda nasıl bir konumda görüyorsunuz? Belki övünmek doğru olmayabilir ancak rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki buradaki övünmeyi kurumsal anlamda bir övünmek olarak algılıyorum, şahsi anlamda değil. Gerçekten iyi bir konumdayız. Çünkü bir üniversitede olması gereken bütün birimlere neredeyse sahibiz şu anda.
bir yerleşke havası içerisindeyiz. Çünkü bizim sınırlarımıza giren insanlar bir üniversiteye girdiğini hissedebilecek durumda. Diğer üniversitelere, bizimle aynı dönemde kurulan bazı üniversitelere baktığımızda bu kurumsallaşmayı, bu yerleşke kavramını, bu üniversite kavramını çok iyi oturtamadıklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu tabii ki oradaki yöneticilerimizi, rektörlerimizi suçlamak anlamında demiyorum. İlin getirdiği belirli şartlar vardır. Gerek coğrafi anlamda, gerek fiziki anlamda, gerek sosyal ve kültürel anlamda onların neticesinde bu gerçekleşmiş olabilir. Ama ben rahatlıkla diyorum ki biz göğsümüzü gere gere burada bir üniversite var. Biz öğrencilerimize, akademik personelimize, idari personelimize bir üniversitede olmayı hissettirebilecek niteliklerde bir yapıdayız. Bu da bizlere gerçekten büyük bir mutluluk veriyor. Tabii ki bu şu anlama gelmesin. Biz gelişimimizi tamamladık. Dört dörtlük bir yapıya sahibiz. Zaten hiçbir üniversitede bu olamaz. Hiçbir kurumda bu olamaz. Çünkü gelişim, değişim sürekli olan bir olgudur. Ancak biz bu yolda çok büyük bir mesafe kat ettiğimizi ve çok iyi bir yere geldiğimizi rahatlıkla ifade edebilirim. Hocam kurumsallaşmadan söz ettik. Üniversitemiz Şubat 2011'den itibaren yepyeni bir kurumsal kimlikle buluştu. Kurumsal kimliğe kavuştu. Size gerek logomuzun gerek kurumsal kimliğimize uygun olarak yaptığımız diğer çalışmaların geri dönüşü nasıl? Gerçekten de seyircilerimiz herhalde görüyordur. Üniversitemizin logosunu biz bir çalışma neticesinde değiştirdik. Tabii bu basit bir logo değişimi değildi. Çünkü sizin kullandığınız simgeler, sizin kullandığınız renkler, sizi yansıtan renkler ve algılar. Sizin ne olduğunuzdan ziyade nasıl algılandığınız artık bu çağda çok önemli hale geldi. İşte biz de bu düşünceyle geçen yıl içerisinde bir bütün olarak bunu ele aldık. Üniversitemiz bünyesinde profesyonel destek alarak diğer üniversitelerden ve bu konuda çalışan profesyonel firmalardan destek alarak bir kurumsal kimlik çalışması yaptık. Logo çalışması demiyorum. Çünkü logo çalışması bunun gerçekten küçük bir parçasıydı. Belki önemli bir parçasıydı. Dışa yansıyan bir parçasıydı ama biz sadece logomuzu değiştirmekle kalmadık. Biz logomuzu hazırlarken de dinamik, çağdaş, ileriye yönelik bir kurum olduğumuzu vurgulamasını istedik ve buna yönelik olarak bir çalışma gerçekleştirdik. Tabii bu logo çalışmasının yanında biz üniversitemize adım atan herkesin hissedebileceği yönlendirme levhalarından, binalarımızın içerisine girdiğinde kapı üzerlerinde yazan isimliklere veya o kapının, o odanın neye ait olduğunu, salonun neye ait olduğunu belirten isimliklere varıncaya kadar, kullandığımız yazışma kağıtlarına varıncaya kadar, kullandığımız web sitesi veya değişik vesilelere yaptığımız sunularda kullandığımız renklere ve tasarıma varıncaya kadar A'dan Z'ye akla gelebilecek bütün noktaları tasarladık ve bu yönde bir çalışma yürütüyoruz. Bu yönde bir faaliyet içerisindeyiz. Bu da bizim şunu hedefliyoruz buradan. Belirli renkler, belirli semboller, simgeler görüldüğü anda bu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'dir densin düşüncesi içerisindeyiz. Hocam öğrencilerimiz ile bir araya geldiğimiz pek çok ortamda özellikle farklı şehirlerden üniversitemize gelen öğrencilerimiz sosyal ve kültürel anlamda Osmaniye'de yeterince faaliyet olmadığından söz ediyorlar. Üniversite olarak biz bu boşluğu doldurmak adına pek çok farklı etkinlik gerçekleştiriyoruz. Siz de öğrencilerimize her zaman ders yükünün yanında sosyal alanda da kendilerini geliştirmeleri konusunda nasihatlerde bulunuyorsunuz. Bu anlamda üniversitemizdeki faaliyetleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten de bu konu çok önemli. Biz burada öğrencilerimizi aldıktan sonra öğrenim gördükleri alanla ilgili, diyelim ki mühendislik okuyorlarsa mühendislikle ilgili, işletme okuyorlarsa işletmeyle ilgili bilimsel bilgileri, akademik bilgileri kendilerine zaten veriyoruz sınıfta, laboratuvarlarda. Ancak
Bu öğrencilerimizin yarın bir gün hayata atıldıklarında güçlü birer mühendis, güçlü birer işletmeci, güçlü birer fizikçi, kimyacı, biyolog olarak kendilerini ortaya koyabilmeleri için sosyal yönden de, kültürel yönden de, kişisel yönden de kendileri geliştirmesinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Tabii ki gönlümüz isterdi ki bu gelişime katkı koyacak bir şehir altyapısı burada olsun. Ancak Osmaniye'mizde 96 yılında il olmuş bir kentimiz ve bu süreç içerisinde güzel gelişmeler var. Ancak yeterli olduğunu söylemek için biraz erken. Bu sebepten dolayı da biz öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif de önemli tabii. Bu yönlerden gelişmeleri adına, gelişimlerini güzel bir şekilde tamamlayabilmeleri adına üniversitemizde birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin bu faaliyetlere katılmalarını teşvik ediyoruz. Bu işleri daha organize bir şekilde yapabilmek adına öğrenci kulüpleri oluşturduk. Şu anda aktif olan, geçen yıl itibariyle yeni gelen öğrencilerimizde bu mutlaka değişecektir. 17 tane aktif kulübümüz var. Öğrencilerin kendilerinin sosyal faaliyet anlamında üretmelerini istiyoruz. Sadece tüketici olmalarını istemiyoruz. Yani bir tiyatroyu sadece oturup seyretmelerini beklemiyoruz biz öğrencilerimizin. Kendilerinin tiyatro oluşturmalarını yapmalarını istiyoruz. Veya bir müzikle ilgili olarak bir sanatçıyı getirmek tabii ki önemli. Onu dinlemeleri önemli ama biz aynı zamanda kendilerinin müzik yapmalarını teşvik ediyoruz. Bunları istiyoruz. Çünkü kişisel gelişim anlamında bunlar çok önemli. Yarın bir gün kendilerini rahat bir şekilde ifade edebilmeleri, özgüvenlerini kazanmalar anlamında bu tür faaliyetler çok önemli. İşte bu düşüncelerle de üniversite içerisinde mümkün olduğunca sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri destekliyoruz. Öğrencilerimizi katılmaya teşvik ediyoruz. Ve bunu da belirli oranda başardığımızı düşünüyoruz. Çünkü bir yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz sosyal, kültürel faaliyetlerin sayısına baktığımızda bu gerçekten bize büyük bir mutluluk veriyor. Hocam, üniversitemizde farklı uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Bunların bir tanesi örnek olarak sabahları öğrencilerimize yönelik olarak yapılan çorba servisi. Bu pek çok öğrencimiz için çok yerinde bir uygulama. Çorba servisi fikri nasıl doğdu hocam? Şimdi bizler de hep öğrencilik dönemlerinden geçtik. Öğrencilerimizin hepsi olmasa da birçoğunun sınırlı bütçeyle yaşadığını biliyoruz. Öğrencilik hayatı bir taraftan dersler sizi bekliyor, bir taraftan gençlik dönemleriniz, işte az önce bahsettiğimiz sosyal kültürel faaliyetlere katılmak istiyorsunuz, eğlenmek istiyorsunuz, kendinize vakit ayırmak istiyorsunuz. Böyle olunca da öğrencinin yemek yapmaya veya yemeği tüketmeye ayıracağı zaman çok fazla olmuyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Özellikle kahvaltı. Kahvaltı bunlardan en önemlisi, en kolay. Gözden çıkardığımızda kahvaltı oluyor. İşte birçok öğrencimizi biliyoruz ki apar topar sabah kalkıyor, elini yüzünü yıkayıp üstüne elbisesini geçirip hemen üniversiteye kendisini atıyor. Biz bu düşünceyle şunu dedik, tabii maddi gücü olmayan öğrencilerimiz de var, bunu da biliyoruz. Güzel bir kahvaltı yapmaya yetecek bütçeler olmayan, maddi durumu elverişli olmayan öğrencilerimiz de var. İşte bu düşüncelerle bu arkadaşlarımıza bir destek olalım. Derslere girerken en azından bir de midelerini düşünmesinler. Akılları sadece